Merhaba arkadaşlar, Levent Özen. Bugünkü son canlı yayınımız yine InnoTrans, Almanya'da Berlin'de yapılan InnoTrans'ın standlarındayız. Şu anda 23-19 arasındaki standları gezeceğiz. Yine kamerayı çeviriyorum. Genelde duvarda bu tür yönlendirmeler var ve hangi şirketlerin nerede olduğunu gösteren bir tablo var. Şu anda 23-24. Standlar arasında ve ücretsiz internet var. Ücretsiz internet kullanıcı adı ve şifresi burada. Eğer birkaç kat varsa o katlarında tüm gösterim burada oluyor. Giriş kapıları ve genel ara holler bu şekilde. Ve şu anda 23B holüne giriyorum. Tabii fuarın son günü olduğu için arkadaşlar biraz toplamaya başlamış. Örneğin bazı firmalar diğer çalıştıkları firmaları da refere göstererek projelerini gösteriyorlar. Neredeyse fuarın son saatleri. Bu tarafta demiryol teknolojileriyle ilgili firmalar var. Firma katılım sayısı oldukça fazla. Neredeyse %20-%30'luk artışlar var. Katılım sayıları ziyaretçi bakımından da yine çok kalabalıktı dün. Şu anda 23B holündeyiz. Tabii ki bazı standlar boş. Bazı standlarda yavaş yavaş toplamaya başlamışlar. TCI firması toplamış. İzolatör üreten bir firma. Tabii İngiliz standlarının olduğu pavilyonlar dediğimiz topluca firmaların ürünlerini sergiledikleri standlar var. Burası İngiliz pavilyonu. Evet, bu tarafa doğru geçelim. 22B. Yani şu anda aslında 22. holün B katındayız. 22. holün A katı da var. Ve her tarafta yönlendirme tabelaları mevcut. Bakın. Sigara içenler burada oldukça zorluk yaşıyorlar. Çünkü sigara makineleri çok çok az yerde var ve kapalılar. Bu da sigara içmeyi bir şekilde önlüyor. Yani InnoTrans'a geliyorsanız fazla sigara içmeyin. Ya da sigara... Burada bir yerli firmamız var tabii ki. Sarkuysan, Emas. Onları gösterebilirim size arkadaşlar buradaysa. Burası 22 nolu hol. Genelde katener ürünleri var. Elektrifikasyon ürünleri var. Burası Amerika pavilyonu. Amerikan firmaları var etrafta. Oldukça güzel bir pavilyon. Electroline yine katener ürünleri imal eden bir Çek firması. Evet, şöyle dolaşıyorum. Size zannedersem Sarkuysan'ı göstereceğim. Lafarge kablo imalatı yapan firmalardan birisi. Elcowire yine katener teli imal eden bir firma. FRP imal eden firmalardan birisi. Wishpower, Çin firması. Evet, Sarkuysan'dan arkadaşlar da topluyorlar. Canlı yayındayım. Bir şeyler söylemek ister misiniz Murat Bey? Sarkuysan'ı kısaca anlatabilirsiniz. 2020'de görüşmek üzere. Ne tür ürünler imal ediyorsunuz? Şurada da gösterebiliriz. Kaynı taşımacılık sektöründe kullanılmakta olan katener telleriyle trolley tellerinin üretimini yapıyoruz. Türkiye'deki en büyük bakır üreticisiyiz. Tabii bunlar hem kontak teli hem de taşıyıcı tel. Aynen. Diğer farklı tür de teller de üretiyorsunuz. Tabii ki. Standardın talep etmiş olduğu gümüş alaşımlı, kalay alaşımlı ve manezyum alaşımlı tellerin imalatını. Pek çok projeye ürün sağladınız. Türkiye'de son 7-8 yıl içinde aktif olan projelerin hepsinde Sarkuysan'ın teli bulunmaktadır. Belediyeler var. İhracat da yapıyorsunuz. Tabii ki belediyeler var. Yurt dışı satışımız var.
Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ben şöyle bir dolaştırıyorum. Ondan sonra canlı yayını bitireceğim. Daha sonra uğrayacağım. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen bir firma daha göstereceğim. Yine Türk firmamız var. Bakın ne güzel maket trenler. Bu tür trenlerle tabii ki maketçilikle ilgili standlar ayrı. Benim fazla konum olmadığı için oraları gezme fırsatım olmuyor. Bakın 22. holdeyiz ve 22. holden çıkmanız eğer katenerle ilgileniyorsanız oldukça zor. Erbakır firması, yerli firmamız, diğer bir katener imalatçısı. Onun da ürünlerini görürüz. Tabii ki arkadaşlar toplamışlar. Yani yavaş yavaş bitiyor aslında. Bakın zannedersem burada bir Türk firması daha olacaktı. Buradan 19. hole geçiliyor. Yani aslında benle birlikte fuarı gezmenizi gerçekten isterdim ama oldukça zor. Çünkü her koridorda ayrı arkadaşla karşılaşıyorsunuz. Pek çok kişiyle iş yaptığınız için ayrı toplantılarınız oluyor. Burada tüm demiryolu çalışanları birleşiyorlar, toplanıyorlar. Çeşitli sempozyumlar oluyor, toplantılar. Ve diğer işte randevulardan dolayı fırsat bulamıyorsunuz. O yüzden tamamen canlı yayın yapamadım ama amacım fuarı görmeniz, atmosferi anlamanızdı. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki seferde görüşmek üzere. Teşekkürler.